Değerli izleyiciler, bizler bugün sizin için İzmir'in Kenarpaşa ilçesinde bulunan hala yapımı süren Yiğitler Barajı'ndayız. Ve yanımızda Yiğitler Baraj Yapı Denetim Sorumlusu Yakup Bey var. Yakup Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Yakup Gülay, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü'nde çalışmaktayım. İnşaat mühendisiyim. Yiğitler Barajı teknik sorumlusuyum. Yani yapı denetim görevlisiyim. Yakup Bey, bu projenin amacından biraz bahseder miyiz? Bir de bu proje kaç yılında başladı ve kaç yılında yapımı bitecek? Bu proje 2017 yılında başladı. 2017 yılında başladı. 2025 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Yiğitler Barajı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nin 2,5 kilometre güneyinde Sufular Deresi üzerinde inşa edilmektedir. Bu projenin amacı Yiğitler Ovası'nda 13.330 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla ve aynı zamanda da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne yılda 9.27 milyon metreküp kullanma suyu temin etmek amacıyla planlanmıştır. Peki şöyle, bu barajımızın teknik özellikleri nedir? Biraz ondan bahsedelim. Barajımız ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecektir. Barajımızın toplam gövde dolgu hacmi 2,5 milyon metreküp. Barajımızın talvekten yüksekliği 94 metre, temelden yüksekliği ise 102 metredir. Kret uzunluğumuz 380 metre, kret genişliğimiz 12 metredir. Yiğitler Barajı, az önce bahsettiğim gibi Yiğitler Ovası'nda 13.330 dekar tarım arazisini sulayacaktır. Bu amaçta yılda 6.85 milyon metreküp sulamaya vereceğiz. Ayrıca yine Kospi bölgesine de bir iletim hattı ile beraber, bu iletim hattı yalnız bu ihale proje muhtevasında değil, Kospi onu kendi yapacak. Oraya da yılda 9.27 milyon metreküp su temini yapacaktır. Barajımız tamamlandığında ise barajın arkasında 26 milyon metreküp toplam su depolayacaktır. İşte bu suyu da az önce bahsettiğim gibi sulamada ve Kospi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne taksim edilecektir yani. Yiğitler Barajı 13.330 dekar tarım arazisine can suyu olacaktır. Ayrıca Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan 500'ün üzerindeki fabrikada yılda 3.2 milyar dolar ihracat sağlayan bir sanayi bölgesine kullanma suyu temin edecektir.